Merhaba arkadaşlar. EME 103 Introduction to Electrical Electronics Engineering dersine hoş geldiniz. Bu dersi birlikte yaz döneminde birlikte yürüteceğiz. Derse baktığımızda 3 AKTS'lik bir 5 AKTS'lik bir ders, 3 saatlik bir ders. Dersin kaynakçalarından size yardımcı olacak kaynakçaları hızlı bir şekilde söylemek istiyorum. Bu kaynakçalardan bir tanesi hem İngilizce kaynakça var hem Türkçe kaynakça var. Bunlardan birisi Electrical Engineering Principles and Applications diye geçiyor. Dördüncü edisyonu Prince Hall'dan Aaron'ın kitabı, yine Hambley Yayın Evi'nden çıkan bir kitap. Yine Oxford Üniversitesi'nin 2001 yılında çıkarmış olduğu, bastığı bir kitap var. Introduction to Electrical Engineering diye bir kitap. Bu kitabı da yine takip edebilirsiniz. Hem bu dersiniz için hem de bundan sonraki ikinci sınıfta ve diğer üst sınıflarda alacağınız dersler için. Türkçe kaynak olarak Elektrik, Elektronik Mühendisliğinin Temelleri kitabı var. Uğur Arifoğlu'nun kitabı. Bu cilt 1 ve cilt 2 diye çıkmış. Alfa Yayın Evi'nden 2002 basımında bir kitap. Yine soruları takip etmek istiyorsanız arkadaşlar, sorularla beraber çözmek istiyorsanız soru ağırlıklı kitabı var. Shams Outline serisinden Elektrik Devreleri diye. Yazarı Cem Nakipoğlu, Timur Aydemir. Yine Nobel Yayın Dağıtım'dan çıkan bir kitap. Bu kitabı da takip edebilirsiniz. Yine söylemiştim, devre analizi bir dersinde ve devre analizi iki dersinde kullanmış olduğumuz Türkçe bir kaynak. Yine çeviri bir kaynak olarak söylemiştik. Yine Nielsen'la Riddle'ın, James Nielsen'la Susan Riddle'ın çıkarmış olduğu bir kitap. Elektrik Devreleri diye geçiyor. Palme Yayıncılık'tan. Bunu da ne yapabiliriz? Ders kapsamında textbook olarak önerebiliriz. Yine bir başka kaynak ise yine Engineering Circuit Analysis diye geçiyor. Bu da Hyde Camerlin'in kitabı. Bu kitap da McGraw-Hill Book Company'den 1971 yılı basımı çıkan bir kitap. Bu kitapları takip edebiliriz. Bunun haricinde ise benim derste anlattığım konuları hakim olursanız herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Özellikle lojik kısımda yine elektronik kısımda bunlarla ilgili anlattığımda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Dersi takip ederseniz dersteki soruları da bana rahatlıkla sorar, takıldığınız yerleri. Oraları da anlarsanız çözebileceğinizi düşünüyorum. Öncelikle tabii şu anda aslında karşılıklı olmasında fayda var. Şeyleri açabilirsiniz, mikrofonları açabilirsiniz. Soracağım sorulara cevap vermek istiyorsanız eğer. Birinci sınıf öğrencisi var mı? Önce mikrofonunu açsın. Yani ilk defa 19 girişli ya da işte bu yıl kayıt olmuş öğrenciler varsa alttan değil yani ikinci sınıf değil. Birinci sınıf öğrencileri varsa öncelikle onlara da soru sormak isterim. Var mı? Mikrofonunuzu açabilirsiniz. Ben mikrofonları kapatmadım. Hocam ben geçen sene kayıt olmuştum. Evet, biraz daha yüksek sesle konuşabilirsen. 2019 kayıtlı öğrenciyim hocam. Birinci sınıf öğrenci misin? Yani evet. Bölüm? Elektrik, elektronik. Birinci öğretim, ikinci öğretim. İkinci öğretim. İkinci öğretim. Ders aldın daha öncesinde. Evet aldım. İlk defa aldım, bir kere aldım ve geçemedin mi? Yoksa yükseltmeye mi alıyorsun? Bir kere aldım, geçemedim hocam. Geçemedin. Büşra vardı galiba. Büşra kapattı. Burak Ozan var. O zaman birinci sınıf sana hemen soruyu yönelteyim. Sorunun birisi şu. Niye elektrik elektronik mühendisliği? Çünkü elektroniğe çok merakım olduğu için hocam. Peki niye mühendislik? İyi mühendislik. Güzel soru. Ben aynı anda şehirde çalışıyorum. Eren Enerji'de çalışıyorum. Evet. İşte buraya geldikten sonra daha çok böyle mühendisliği merakım uyandı diye söyleyebilirim hocam. Merakımız uyandı. Evet. Peki şöyle söyleyelim, bir elektrik elektronik mühendisini düşünelim. Mühendisliğin tanımını yapmadan önce. Daha sonra ise bir tane de böyle yıllarını vermiş, 20 yılını, 30 yılını, hatta 40 yılını vermiş
elektronikçi ustalarını düşünelim. Bu bir televizyon tamircisi olabilir, herhangi bir tamirci olabilir, herhangi bir üretim işinde çalışan biri de olabilir. Peki yeni mezun olan bir mühendisle bu usta arasında işini yıllardır yapan sanatkar arasındaki temel fark nedir? Hangisi mühendistir? Şöyle söyleyeyim, benim burada gördüğümü söylemek istiyorum açıkçası. Usta arasındaki fark ilk olarak çok dikkatli davranması çok dikkatimi çekiyor. Çünkü hep sürekli söylüyor, elektrik yani dikkatli davranmanızı isteyen bir meslektir ve tehlikelidir aynı anda. Ama onun ilginç olan yönü de bu. Çünkü göremediğiniz, işte tutamadığınız bir şeyle ilgileniyorsunuz. Ve bunun olduğunu böyle kendiniz inanarak yapıyorsunuz diyor. Bir işte her konuya geldiğinde nasıl anlatayım? Böyle çok sistemsel, yani özellikle elektrikle çalışanlar demek istiyorum hocam. Mesela mekanik mühendisi de var, makine mühendisi de var. Evet. Ama elektrik mühendisleri çok böyle ince bir şekilde, çok dikkatli bir şekilde, odaklı bir şekilde çalışabiliyorlar. Evet. Anlatayım. Daha böyle daha çok böyle proje üzerinden daha detaylı çalışabildiğini görebiliyorum. Yani hocam. Şimdi şöyle diyelim, ister makine mühendisliği olsun, ister elektrik elektronik mühendisliği olsun ya da isterseniz herhangi bir mühendislik disiplinine farklı bir disiplin olsun, önemli değil. Mühendisliğin temelinde matematik yatıyor. Yani 40 yıllık ustadan, o zanaatkardan bizi ayıran temel özellik bizim yaptığımız işin içerisine matematik katmamız. Yoksa tecrübeye baktığımızda, deneyime baktığınızda ilk çıkan mühendisle o 40 yıllık zanaatkarı bir araya getirdiğinizde onun deneyimi daha fazladır. Belki bir arıza olduğunda ya da yeni bir şey ortaya konulacağında deneyimlerinden çok rahat ortaya koyabilir. Ancak bunu matematiksel olarak modelleyemeyebilir ve modelleyemez muhtemelen. Çünkü niye? Hep baktığınızda deneyimleriyle ortaya koyduğu bir şey. Biz de o zaman mühendisliğin temelinde şunu ifade edeceğiz. Matematik var. Matematiğin olduğu yerde biz mühendislikten bahsedebiliriz. Eğer matematik yoksa bu çok güzel oldu. Aslında bu çalışır bununla. Bu da bununla çok iyi gider diye bir durum söz konusu değil mühendislikte. Bunların her birini matematiksel olarak ne yapmamız gerekecek? Göstermemiz gerekecek. Yine ispatlamamız gerekecek. Bunun ya da bunun böyle olmadığını da matematiksel olarak ispatlamamız gerekecek. İlla her şeyin olduğunu değil, olmadığı durumlarda ispatlamamız gerekecek. Bu oldukça önemli. Elektrik elektronik mühendisliği ne baktığımızda ana bir disiplin. Bu disiplinin altında farklı disiplinler yer almakta, farklı alt disiplinler yer almaktadır. Yine biz elektrik elektronik mühendisliğini piyasaya çıktığınızda bir elektrik elektronik mühendisi nerelerde çalışır? Öncelikle buna bakacak olursa sinyallerle, sistemlerle uğraşan her yerde elektrik elektronik mühendisi vardır. Bu sinyaller nelerdir? Bu sinyalleri açabilirsiniz. Bunun içerisine iletişim sinyallerini koyabilirsiniz. Bunun içerisine yine elektrokardiyografi sinyallerini koyabilirsiniz. Bunun içerisine görüntü sinyallerini koyabilirsiniz. Birçok sinyali koyabilirsiniz. Yani sinyalin olduğu yerde elektrik elektronik mühendisi bulunmaktadır, vardır. Olması gerekir. Yine baktığımızda güç sistemleri değil mi? Normalde enerjiden bahsedeceğiz. Biz öncelikle enerjiye baktığımızda da enerjinin üretim aşaması var. Enerjinin üretimi olduğu yerlerde de yine elektrik elektronik mühendislerinin bulunması gerekiyor. Buralarda rahatlıkla iş bulabilirler. Enerji üretildi. Enerjinin dağıtımı, iletimi kısımları var. Bu enerjinin iletim ve dağıtım kısımlarında elektrik tesisleri sistemlerinde, güç dağıtım sistemlerinde ne yapılacak? Bunların olduğu yerlerde yine elektrik elektronik mühendisleri rahatlıkla çalışabilir ve yine buralarda da iş alanları mevcuttur. Sadece bunlarla değil, elektronik sistemlerle uğraşmak istiyorsam, elektronik sistemlerle de olduğu yerlerde de çalışabilir. Nedir bu elektronik sistemler? İçerisine her şeyi koyabilirsiniz. Mesela bir sivil elektronik sistem de olabilir, bir askeri elektronik sistem de olabilir. Askeri elektronik sisteme örnek verecek olursak, elektronik harp sistemlerini
Buna örnek verebiliriz mesela. Sivil elektronik sistemlerine baktığınızda basit bir şekilde cep telefonlarının üretiminin olduğu kısmı ya da ne bileyim televizyon üretiminin olduğu bir yere ve benzeri yani hiç önemli değil. Ya da işte bir MR cihazının üretiminin olduğu yere ne yapabilirsiniz? Örnek olarak verebiliriz. Bunların haricinde baktığımızda bir önemli şey ise elektrik elektronik mühendisliğinde olmazsa olmazlardan biri kontrol disiplini. Yani kontrol sistemleri, kontrol sistemleriyle olan kontrol sistemleri ve otomasyon sistemlerinin olduğu yerlerde de yine elektrik elektronik mühendisleri rahatlıkla iş bulabilmekte, çalışabilmekte ve buralarda iş alanları mevcut. Nedir? Bir otomasyon sistemi olarak düşündüğünüzde aç kapı otomasyon sistemlerinden başlayın. Akıllı otomasyon sistemlerine kadar bütün otomasyon sistemlerini ne yapabiliriz? Göz önüne alabiliriz. Bunların her birinde nedir? Elektrik elektronik mühendisleri etkin ve yoğun bir şekilde iş bulabilmekte ve çalışabilmektedirler. Yine kontrol sistemi demişken kontrol sistemlerine baktığınızda ise farklı tipte kontrol sistemleri göreceksiniz. Bunları piyasada duymuşsunuzdur aslında birçok kontrol sistemi değil mi? Klasik denetleyicileri duymuşsunuzdur, model tabanlı denetleyicileri duymuşsunuzdur, birçok kontrol sistemini duymuşsunuzdur. En başta işte PID diye bir denetleyici duymuşsunuzdur muhtemelen. Bunların olduğu yerlerde yani bir sistemin denetlenecek bir sistemin olduğu yerlerde yine elektrik elektronik mühendisleri rahatlıkla iş bulabilmektedir. Otomasyon kısmına baktığımızda da yine bunu da duyduğunuzu tahmin ediyorum. PLC olarak ifade ettiğimiz programlanabilir lojik denetleyicilerin olduğu yani program atılabildiği, program yapılabildiği ve bunları da otomasyon sistemi olarak oluşturduğunuz yerlerde de elektrik elektronik mühendisleri yoğun bir şekilde çalışmakta ve iş bulabilmektedirler. Bir başka disiplin olarak telekomünikasyonu verebiliriz. Telekomünikasyona baktığımızda yani haberleşme disiplinine baktığımızda yine haberleşme sistemlerinin olduğu yerlerde bunların üretimlerinin, bakımlarının yapıldığı yerlerde yine elektrik elektronik mühendisleri rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Bunların içerisine anten sistemlerini koyabilirsiniz. Bunların içerisine işte 5G haberleşmeyi koyabilirsiniz. Yine bunların içerisine baktığınızda radyo link hatlarını, radyo link sistemlerini koyabilirsiniz. Yine hava yer iletişimlerini, hava hava iletişimlerini, yer yer iletişimleri ve benzeri birçok data link ve benzeri sistemleri de iletişim sistemlerinin içerisine koyabilirsiniz. Buralarda da yine elektrik elektronik mühendisleri yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar. Yine baktığımızda bir başka alt dal olarak elektrik makineleri. Elektrik makinelerinde de zaten makinenin olduğu, motorun olduğu her yerde rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Farklı makine tiplerini görebilmektedirler, motor tiplerini görebilmektedirler. Bu farklı motor tiplerine göre bunların kontrolleri, yine bunların çalışmaları, bunların devreye alınmaları ve benzeri sistemlerinde yoğun şekilde yine bunların bulunduğu endüstriyel sistemlerde çalışmaktadırlar arkadaşlar. Yine baktığınızda bizim bölüm için bir alt bilim dalı daha var. Bu alt bilim dalı elektromanyetik alanlar ya da elektromanyetik diye geçen bir alt bilim dalı. Burada da daha çok elektromanyetik sinyaller, yine elektromanyetik alanlar, bunların içerisinde propagasyonların olduğu, mikrodalga sistemlerinin olduğu şeyleri koyabilirsiniz. Birçok burada da yani buradan mezun olanlar ya da elektrik elektronik mühendisliğinin daha çok elektronik haberleşme ya da elektronik elektromanyetik kısmında uzmanlaşmış mühendisler burada yoğun şekilde çalışmaktadırlar. Peki bu alt buradan mezun olduğunuzda sizler hangi disiplinleri alacaksınız? Bu disiplinden her birinden azar azar almış olacaksınız, tadımlık olarak alacaksınız. Eğer ki bunlarda gelişim göstermek istiyorsanız yüksek lisans programlarına kayıt olabilirsiniz. Yüksek lisans eğitiminizi yapabilirsiniz. Bir alana yönelebilirsiniz. Uzmanlık yapabilirsiniz. Daha da ileri uzmanlaşmak istiyorsanız da bu işin felsefesiyle uğraşmak istiyorsanız, filozofisiyle uğraşmak istiyorsanız da doktora eğitimini yapabilirsiniz. Tabii elektrik elektronik mühendisleri sadece tek başına bu şekilde belirli yerlerde çalışmıyorlar. Önemli olan şeylerden bir tanesi nedir? Birlikte çalışabilme, yani disiplinler arası çalışabilme. Bu oldukça önemli, interdisiplin dediğimiz olay.
elektrik elektronik mühendisleri yoğun bir şekilde makine mühendisleriyle iç içe çalışmaktadırlar. Sadece makine mühendisleriyle mi? Hayır. Bir elektrik elektronik mühendisini düşünün. Elektrik tesislerinde uzmanlaşmış böyle bir mühendisi düşündüğünüzde şantiye alanında, şantiyede neler var? Baktığınızda hangi mühendisler var? İşte bir bilgisayar mühendisi olabilir, bir inşaat mühendisi olabilir. Bunlarla ne yapabilecek? Yine ortak etkileşim şeklinde çalışabilecek. Yine bunlardan hariç türeyen başka mühendisler de var, türetilmiş. Bunlar işte kontrol mühendisliği, mekatronik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği ve benzeri mühendislikler. Bu mühendisliklerde de bunların alt disiplinleri ya da birlikte çalışabildikleri özel alanlarda mühendislik daha çok spesifikleşmiş, uzmanlaşmış diyelim ya da ayrışmış, yani belirli bir alana yoğunlaşmış mühendisliklerle birlikte de ne yapabiliyor? Çalışmak yerine böyle interdisipliner bir mühendislik ortaya konulmuş. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar, yani genel olarak baktığımızda mühendisliğin tanımını verdiğimizde içerisinde artık neyimiz var? Bir matematiğin olması gerekiyormuş. Matematik yoksa, kendi kendinize aldığınız bir şeyler yapıyorsunuz, bağladınız, ettiniz, bir şeyler buldunuz, icat yaptım diye ortaya çıktınız. Bunları biz mühendislik olarak değerlendirmiyoruz. Bunu en başta size söyleyelim arkadaşlar. Hangi mühendisliklerle birlikte çalışacağını söyledik. Yine en çok çalıştığı mühendislerin içerisinde tabii bilgisayar mühendisleri de var bu yoğun bir şekilde. Onu da belirtelim. Bilgisayar mühendisliği disiplinlerinde de yoğun bir şekilde çalışılmakta. Peki elektrik elektronik mühendisliğine baktığımızda, yani bu dersin içeriği olarak söyleyelim. Mühendisliğe girişte, elektrik elektronik mühendisliğine giriş dersinde hangi konulara ağırlık vereceğiz? Öncelikle mühendisliğin tanımını yapacağız ki yaptık. Temel kavramlar var. Bunların içerisinde akım, gerilim, enerji, güç. Bu kavramlar üzerinde konuşacağız. Bundan daha sonra ise yine Kirchhoff'a giriş yapacağız. Temel yasaları göreceğiz. Bu Kirchhoff yasalarına baktığımızda devre elemanları üzerinde uygulamalarını inceleyeceğiz. Kirchhoff yasalarında da iki yasayı bu ders kapsamında inceleme fırsatı bulacağız. Bunlardan birisi Kirchhoff'un gerilimler yasası, bir diğeri ise Kirchhoff'un akımlar yasası. Yine devre elemanlarından bahsedeceğiz kısaca. Devre elemanlarında özellikle direnç, bunların direnç devrelerinden ve bunların analiz yöntemlerinden bahsedeceğiz. Yine çok sıkmamak kaydıyla çözüm yöntemlerine baktığımızda çevre akımları benzeri, işte düğüm gerilimleri, işte Thevenin, Norton eşdeğer devrelerinin bulunması, böyle devre analizi kısımlarını inceleyeceğiz. Endüktans ve kapasitans kavramlarından bahsedeceğiz. Endüktans nedir, kapasitans nedir? Geçici tepki nasıl oluyor? Özellikle biz tabii önce DC analizi bitireceğiz. Ve DC analizi bitirdiğimizde işte RL devresi, RC devresi, bu devreleri incelediğimizde DC geçiş tepkileri nasıl oluyormuş? Bunları bundan üzerinde duracağız. O şekilde söyleyelim. Kalıcı durumları da var. Kalıcı durumlarına geçmeden ben bu ders kapsamında öncelikle opamp konusunu anlatmaya çalışacağım. Opamplarla sizlere tanıştıracağım. Diyot devreleri, BJT, yine lojik devreler bu anlatacağım dersin içerisinde yer alacak. Sorusu olan var mı? Öncelikle onu da soralım. Buraya kadar. Mikrofon açıp konuşabilirsiniz. Dersi ilk alanlar konuşursa daha mutlu olurum. İşte yüz yüze eğitimle online eğitimler arasındaki temel fark da bu aslında. Yani yüz yüze eğitimde ben istediğim öğrenciye soru sorabiliyordum. Şimdi buradan öğrencinin beni seçmesi gerekiyor soru sormak için. Bu da yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim arasındaki farklardan birisi bence. Tabii bu belki sizin işinize geliyordur. Var mı sorusu olan? Konuşmak isteyen var mı? Sohbet ediyoruz şu anda. Burçin Er.
Ben sorayım o zaman. Ben kaldırayım tek tek. Sesini duyalım bakalım. Arkadaşlar uyarı da geldi. Sanırım 40 dakika sonra kapanıyor diye. Biz 5.30'da başladık galiba. Ya da 27'de başladık. Bir 5 dakika sonra kapanacak. Tabii kapandıktan sonra bunun bir şey var. Kendisi convert ediyor, oluşturuyor. Ama kapandıktan 5 dakika sonra ben tekrar açacağım sistemi. Şifre falan aynı. Hiç değişiklik falan yok. Yine bu link üzerinden bağlanabileceksiniz. Sorunuz yoksa öncelikle ben temel kavramlara başlayayım. Temel kavramlardan bir tanesi gerilim. Yani biz buna potansiyel fark diyeceğiz. Potansiyel farka baktığımızda ise potansiyel farkı nasıl tanımlayabiliriz? Yine birim zamandaki yük miktarı şeklinde, pardon birim zamandaki diyorum, birim enerjideki yük miktarı şeklinde ifade edebileceğiz. Yani bunu ifade etmek istediğimizde biz V ile göstereceğiz bunu. Eğer ki DC seviyede gösterim yapıyorsak bu V'yi dik V yani düz V olarak kullanacağız. Eğer ki biz bunu değişken yani alternatif bir sistemde V'yi ifade etmek istiyorsak eğer bunu da genellikle süslü V olarak göstereceğiz. O zaman şu şekilde ifade edebiliriz. Süslü V yani V dediğimiz şey gerilim eşittir. O zaman D ki biz işi yani enerjiyi omega ile göstereceğiz. Omega ile ifade ettiğimizde D omega T bölü D Q T şeklinde ifade edebiliriz. Omega ile ifade etmiş olduğumuz enerjinin birimi joule. Yine Q ile ifade etmiş olduğumuz yükün birimi kulomb. O zaman joule bölü kulomb yani J bölü C bize neyi verecek? Volt'u vermiş olacak. Bu birincisi. Birazdan ikinci kısma geçtiğimde bir 10 dakika sonra bunları detaylı olarak yazacağım ekranda. Göreceksiniz. Bir diğeri ise akım. Akım kavramı ise yük geçişi. Yük geçişi olarak tanımlarız biz. Yani baktığımızda birim zamandaki yük miktarı yük geçişi olarak ifade ederiz. O zaman bunu gösterirken nasıl ifade ederiz? DQT bölü DT şeklinde ifade ederiz. DQT dediğimizde yükün birimi kulomb'du. T'nin birimi saniye. O zaman kulomb bölü saniye birimi ne verecek bize? Amper olarak verecek. Bunu da bu şekilde ifade edebiliriz. Bir diğeri ise enerji. Enerjiye baktığımızda enerjiyi de ifade edelim. Enerji yani birim enerjiyi ifade ettiğimizde D omega ile ifade ettiğimizde gerilim çarpı nedir? Baktığınızda birim yük miktarı DQ olarak ifade ederiz. Yani V çarpı DQ şeklinde ifade edebiliriz. Bu DQ'yu da ifade etmiştik. Neydi? Akımdı. Akım IT idi. DQ bölü DT idi. O zaman burayı DQ'yu yalnız bıraktığımızda IT çarpı DT olarak ifade ettiğimizde o zaman enerji V çarpı I çarpı DT şeklinde ifade edilmiş olacak. Bu birim enerji D omega'ydı. Buradaki omega'yı bulmak istiyorsam, enerjiyi bulmak istiyorsam integral ne alacağım? Değil mi? İntegralinden kurtardığımda T1'den T2'ye V çarpı I çarpı DT şeklinde ifade edeceğim. Birimini de joule olarak göstermiş olacağım. Bir diğeri ise güç. Güce baktığınızda bu da nedir? Gerilim çarpı akımı ifade edecek. Birim olarak watt olarak göstereceğiz. Ve gösterirken P eşittir. D omega bölü DT yani bizim baktığımızda birim zamandaki birim enerji miktarı olarak ifade etmiş olacağız. Arkadaşlar bu kaydı alıyorum, kapatıyorum. Kapattıktan sonra 10 dakika sonra, muhtemelen 10 dakika içerisinde yapar diye tahmin ediyorum. 10 dakika sonra yeniden açacağım oturum. O oturuma hep birlikte gelirsiniz. Hep bir anda başlayıp 40 dakika boyunca bu kez yazarak anlatmaya çalışacağım.